Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Borsayla başlıyoruz. Borsada çok sert satışlar vardı bugün. Ve bugün yeniden bir ziraat savunma hattı kuruldu. Şöyle işte birinci müdafaa, ziraat müdafaa hattı bildiğiniz gibi 5000 ile 5100 arasında kurulmuştu. Yani oraya geldiği zaman alımlar geliyordu. Orası işe yaramadığı zaman 4800-4900 aralığına ikinci ziraat müdafaa hattı kurulmuştu. Bugün üçüncü ziraat müdafaa hattı şu 4000, 4500-4600 küsur bu civarlarda kurulmaya çalışıldı. Neden çalışıldı diyorum. Bir kere ziraat alımda gene birinci sıradaydı. Yani en çok alımı ziraat yaptı. Bayağı sağlam aldılar bugün. Ve hareketli ortalamaya kadar da yükselttiler yani. Şöyle bakacak olursak, şöyle göstermeye çalışalım. Bakın şöyle hareketli ortalamaya kadar yükselttiler yani. Böyle yani o kadar düşüşten aldılar. Artıya bile neredeyse geçirdiler. Ama ne oldu? Yeterli olmadı. Yani şöyle görüntüde işte görüyorsunuz. Yeterli olmadı. Burası da aşağıya kırılmış oldu. Yani ama şöyle düşünün, eğer böyle bir savunma hattı kurmaya çalışmış olmasalar daha da düşük seviyeler olabilirdi. Peki neden oldu? Bugün üstelik bir de şey yani ay başı, yani ay başlarında böyle genelde her ay olmaz ama yükselir borsa. Neden? Çünkü ha bir de Viyop'ta yeni döneme geçiliyor. Yani yeni döneme geçilmiştir artık. Böyle satan satmıştır, her şey bitmiştir vesaire. Gene de etkili olmadı. Şöyle bakıyorum, alımların, net alımların %51'inden fazlasını ziraat yapmış. Ona rağmen borsa ne kadar düşmüş? %2,4 düşmüş. Tabii. Yani bankacılık endeksinde %1,4. Ve bir de bu, eğer böyle güzel dengeli bir portföy yaptıysanız yaşadığınız düşüş, öyle yan kağıtlarda falansanız, acayip işler yapmaya meraklıysanız zararınız daha da fazla olmuş oluyor. Dolayısıyla yani borsa böyle zirveye göre fazla düştü değil ama bizim portföyler %50 kaybetti falan diyenler var. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Şunları bir kaldıralım. Karışıklık yaratmasın. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi aslında şöyle %24'lük falan bir düşüş var. Şurada değil mi? Bakayım. O kadar mı? Yok. %21'likmiş düşüş. %21'lik bir düşüş var. O kadar bile değil. Ama insanlar diyorlar ki bizim portföyümüz %50 zarar etti. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bunların hepsini bir kapatalım. Şimdi efendim bu gördüğünüz bu 2020 16 Mart dibinden işte şu 3 Ocak zirvesine kadar ki Fibonacci çalışması %23,6'da nereden geçiyor? 4551'den. Biz nerede kapattık? 4506'dan. Olabilir. Azıcık altına sarksa da bu böyle kırıldı denmez şimdi buna ama bakın artık bundan sonra yani şöyle 4400'ler falan geliyorsa artık buralar kırıldı diyeceğiz. Buralar kırıldı diyeceğiz. Ondan sonraki destekte 3800 kaçta oluyor? 38'de oluyor yani. Şimdi neden böyle oluyor? Bir kere zaten düşüş trendine girmişti ve ondan sonra hem bireysel emeklilik sisteminden geldi, hem işte varlık fonu ziraate para verecek, ziraat onlardan hisse alacak falan diye böyle şeyler olmuştu. İşte görüyorsunuz. İşte şurada birinci ziraat müdafaa hattı olmuştu. Ziraat müdafaa hattı kırılmıştı şurada. Tekrar ikinci ziraat müdafaa hattı kurulmuştu. Oradan tekrar birinciye gelmişti. Sonra tekrar ikincideki müdafaa hattından alımlarla
Tekrar birinciye gelmişti, tekrar oradan müdafaa edilmişti, edilememişti, sonra geri geldi falan. Böyle şeyler olmuştu. Hatta bu sırada Mark Mobius'un da sözleri vardı. Yani bunlar, bu tip şeyler piyasayı kendi haline bırakmazsanız daha büyük zararları oluyor diye. Taşıma sularla bu endeks döndürülmezdi deniyordu. Endeks gidiyor ama bizim kağıtlar gitmiyor falan dedi. Bu noktaya gelindi. Şimdi bu hafta ne olursa olur, önümüzdeki hafta fazla bir şey olmaz diye düşünüyorum. Genelde böyle seçime son birkaç gün kala fazla bir hareket kalmıyor. Ama bugünlerde seçimden ayrı kullanılan şeyler de çok, dil de böyle çok, nasıl diyelim, istenmeyen taraflara çekilebiliyor. Şu an öyle kastedilmiyor konuşulurken belki ama piyasada bak böyle dediler, böyle o zaman böyle dedilerse böyle ülkenin borsasına yatırım mı yapılırmış falan diye çok konuşuluyor. O yüzden insanların ağzından çıkana dikkat etmesi gereken bir ortamda olduğumuz halde siyasetçiler bu dikkati göstermiyorlar ya da önemsemiyorlar. O zaman da tabii güven daha da kayboluyor, daha da kötüye gidebiliyor işler. Normal yani, böyle olabileceğini söylemiştik. Bunlar alım fırsatı olacak mı peki? Yani hazır ucuzken alalım mı diyenler var. Hayır, öyle bir şey yok. Hazır ucuzken almak diye bir şey yok. Bir stratejiden bahsetmiştim ya. Belirli hisselerde işte, yani büyük şirketlerin içerisinde ucuz kalan ve de sürekli hakkında rapor, araştırma raporu yazılan şirketler diye söylemiştim. Mesela Tüpraş bunlardan bir tanesidir. Yani çok büyük, sürekli rapor yazılıyor. Hem de ucuz işte. Onlar içerisinden belki bir portföy oluşturup eğer seçim sonucunda Millet İttifakı kazanacak olursa bir yükseliş, %30'lara falan varan bir yükseliş olabilir. Bu da bir satış fırsatı olur. Çünkü devamının gelmesini beklemeyiz. Çünkü bir sürü sıkıntılar var, problemler var. Hep aynı şeyleri söylüyorum ama herkes de her videoyu izlemiyor. O yüzden ya bu nereden çıktı falan diyenler oluyor. Halbuki 3 defa aynı şeyi söylemişiz. 4. defa öyle diyenler oluyor. Onlar için bir kez daha tekrar etmiş oluyorum. Yani onun haricinde de bir beklentimiz yok şu aşamada. Cazip hisseler videosu da yapmayı düşünmüyorum böyle bir ortamda. Yani borsa tarafı böyle. Bu hafta işte belki işte bir pozisyonlanabilir. Yarın falan belki artık buralar çok düştü, buralardan alalım diyenler falan gelebilir. Böyle şeyler olabilir ama gidişat iyi değil zaten. Şimdi bugün Amerika tarafında bu bankalarla ilgili işte bir sıkıntılar vardı. Tamam, JP Morgan aldı bankayı, bitti. Ama ne dedi JP Morgan CEO'su? Dedi ki ya başka şeyler de olabilir ama yani en kötüsü geride kaldı. O başka şeyler de olabilir, başka bankalar da olabilir sözü tabii bir ki gerilim yaratıyor. Ayrıca yarın Fed faiz kararı da var. Onlar da gerilim yaratıyor. Ayrıca da size şunu da söylemiştim. Yani bu Fed'in miktarsal daralması kısmı hoş değil. Yani Fed yarın belki son defa faiz artışı yapacak ama parasal daralmaya devam edecek ki bu yani uzun bir süreden beri devam ediyor. Şöyle göstermeye çalışalım. İşte şundan bahsetmiştik. Yani bu reel M2, yani para arzı, reel M2 para arzı bu. Ve de burada şöyle bir çalışma yapmıştım ben. Şöyle bir patikası var bunun aslında. Ve işte şu anda şurada şu şekilde bakmak lazım. Evet. Böyle bir hat üzerinde gidiyor para arzı. Fakat fazlasıyla gidiyor ondan sonra. Genişleme yapıyorlar bu şey nedeniyle. Pandemi nedeniyle. Ve oraya göre de şu anda reel anlamda %10 gerilemiş durumdayız. Şimdi bunu aşağıdaki patikaya getirmek istiyor. Aşağıdaki yani bu trend çizgisine getirmek istiyor Fed. Daraltmaya da devam ediyor. Bence öyle yani. Bir %4'lük falan daha daraltma ihtimali var. Böyle bir, bu gibi durumlarda ralliler de fazla uzun ömürlü olmuyor.
Bugün de işte Dow Jones'ta, S&P'de benzer şekilde satışlar geliyor işte. Şöyle 2 günlük bir yükseliş oldu. Dünkü yükseliş yani şey oldu, zayıf kaldı. Tekrar geri geldi işte Dow Jones. Yani bu şekilde S&P 500 orada da işte dünkü yükseliş zayıf kaldı. 4179'dan tekrar geri geldi. Bunu önceden belirtmiştik. Nasdaq'ta da benzer şekilde yani dünkü yükseliş zayıf kaldı. 13204'ten de geriye gelindi. Şöyle S&P 500'e biraz daha uzaktan göstereceğim size. Yani işte şöyle tekrar şu aşağıdan başlayan yükseliş trendine doğru bir geri çekilmeler olabilir Fed'den sonra. Fed yani Powell böyle bir son bir defa faiz arttırıyoruz. Bu işte burada bitti, rahat olun falan diyeceğini ben zannetmiyorum. Bu parasal daraltmaya da devam edecek bir süre. O zaman biraz daha böyle satışlar gelecek ama ondan sonra onlar da anlayacaklar hangi konuyu artık. Ve artık bu yazın görebiliriz belki. Senaryo değişecektir. Yani enflasyon artıyor. Enflasyon halen daha yüksek. Enflasyon düşüyor. Fakat istenilen seviyeye kadar enflasyon düşmüş değil. O zaman ama gidişat da kötü, resesyona doğru. O zaman biz bir miktar böyle biz bu parasal daralma işinden vazgeçelim veya duralım diyeceklerdir. Ondan sonra da belki birazcık yeniden böyle hafif bir parasal genişleme, reflasyon denilen bir şey yapabilirler. Yani o yüzden buradan hep diyorum ya son bir düşüş buradan gelebilir. Ondan sonra yükseliş gelir. Bunun size etkisi ne? Şöyle, yani şu ana kadar pozisyonunuz varsa tamam bunu tutun. Ama bugünlerde almayın diyorduk. Şu 4179 belki geçilince alınabilir. Ya da orası geçilmiyorsa işte beklenir. Özellikle de yurt dışında yatırım yapacaksanız borsa yatırım fonlarına ETF yani Amerika'daki ETF'lere yatırım yapacaksanız onların vergilendirmesinde aldığınız günkü fiyattan TL'ye çeviriyorsunuz. Sattığınız günkü fiyattan da TL'ye çeviriyorsunuz. Aldığınız günkü fiyatı YÜFE artı 10'la getiriyorsunuz ondan sonra sattığınız güne kadar. Ondan sonra oluşan gelirin, karın vergisini ödüyorsunuz gelir vergisinde. Yani o zaman dolar kurunda da bir artış bekliyorsak biz burada da böyle bir geri çekilme olacaksa o zaman yani pozisyon almayıp o dolar kurundaki artışı da görüp hem bu geri çekilmeyi de görüp öyle bir yatırım yapmak iyi olur diye daha önceden de söylemiştim. Aynı fikirdeyim. Şimdi gelelim altın tarafına. Altın tarafında şöyle önce Amerikan 10 yıllıklar. Amerikan 10 yıllıklarda şöyle görüyorsunuz. Şurada yukarıda 3.6, aşağıda da 3.40. Burası. Bugün de işte 3.44'teyiz falan. Bu arada gidip geliyor bu Amerikan oyuncaklar ve Eylül ayından beri bakın Eylül ayındaki seviyeye geri gelmiş durumdayız. Yani Eylül ayında böyle bir yükseliş yaptı son bir. Ondan sonra da geri geldi. Şimdi buraların kırılması gerekiyor altının falan yükselmesi için. Oralarda kırılacak gibi duruyor diyoruz her defasında. Ama tekrar oradan bir şey geliyor. Yani ben bu her defasında kırılacak dememi Aralık ayından beri söylüyorum. Şimdi altında da şöyle bir yerde bakın sıkıştı. Böyle aşağı geliyor ama giderek yükselmeye devam ediyor. Yukarıda da bu 2010 falan buralarda sıkışıyordu. Şimdi tekrar oraya geri gelmiş durumdayız. Şimdi bu durumda ne beklemeliyiz? Şimdi bir kere yarın Fed var, değil mi? Fed öncesinde bir işlem yapmak doğru değil diyoruz her zaman. Fed'den sonra ne olur? Fed'den sonra her şey olabilir. Fed'den sonra sert satışlar falan gelir. Genelde böyle şeyler olur altına. Hemen biraz yukarı gidiyor gibi oluyor. Sonra sert satışlar geliyor. Ama bu Powell piyasaları yer gelecek bir açıklamalar yapmayacaksa, yapmazsa bu dalgalanmanın Perşembe günü artık bitmesini, Cuma günü de altının kaldığı yerden yükselişine devam etmesini beklerim. Yok daha da piyasaları gerdi, bilmem ne oldu falan. O zaman en kötü ihtimal 1950'ye geri geliriz ons'ta. Oralardan tekrar yükselişe geçer diye düşünüyorum. Yani altında, gümüşte gayet pozitifim. Sadece dediğim gibi Powell'ın
piyasaları ne kadar gelip germeyeceğini bilemiyorum. Geriyor her defasında. Yani böyle bir özelliği var. Geriyor, bir satışlar da geliyor. Ve o satışlar sonrasında da kötü olabiliyor. En kötü ihtimalle 1950'yi getirir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ne hangi fiyata düşerse düşsün cuma olmadı pazartesi günü falan buralardan yeniden toparlanmaya başlar altın diye düşünüyorum. Gümüş için de aynı şey geçerli. Peki siz bu durumda gram altın mı almalısınız, cumhuriyet mi almalısınız, fon olarak mı almalısınız, ne olarak alacaksanız almalısınız. Bakın bugün Sayın Doçent Doktor Nebati'nin bir açıklaması var. Çok önemli. Neden çok önemli? Bakın ne diyor. Dövizde bir ralli olmayacak. Oyuna gelmeyin. İkili fiyat mekanizması da seçim sonrası sona erecekmiş. Niye bugün sona ermiyor? Niye seçim sonrası bekleniyor da bugün sona ermiyor? Elinde yetkisi de var, değil mi? İktidarda, bakan falan. Ama öyle işte. Enflasyonu büyümeden, taviz vermeden düşürüyoruz demiş. Faiz indirimlerine başladıklarında enflasyon %19,58'di. Dolayısıyla enflasyonun düştüğü falan yok. Ancak %19,58'in altında düştüğü zaman enflasyonu düşürdüler diyebiliriz. Burada biraz yanlış anlaşılma var. Yani faiz indiriminde başladığı güne göre hesaplaması gerek. Hatta belki Naci Ağbal'ı görevden aldıkları %15 küsura göre hesaplanması daha doğru olur. Çünkü o zaman başlamıştı bu akıllara ziyan ekonomi politikaları. A para da konuşmuş. Evet, A para da böyle bir şeyler söylemiş. Ve demiş ki vatandaşlara sesleniyorum oyuna gelmeyin. Oyuna gelmeyin. Artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Oyuna gelmeyin diye AK Partili Hazine ve Maliye Bakanı sizlere burada seslenmiş. Oyuna gelmeyin. Dövizde ralli olmayacak. İşte bu durumda da demek ki gram altında da bir şey olmayacak. Dövizde ralli olmayacaksa artık o sizin bileceğiniz iş. Burada biraz Bitcoin'den de bahsedelim. Altınla birlikte Bitcoin'de de bir miktar yükseliş var. O da şöyle. Yani borsadaki bu gerilimler falan işte bankalarla ilgili olduğu zaman güvenin iman diye böyle altına geçiliyor. Güvenin iman altınsa hayır burada da Bitcoin var. O da güvenli liman. İşte Bitcoin varsa da Ethereum'da yok mu yani falan oluyor. Öyle bir şeyler orada oluyor. Ne oluyorsa oluyor arkadaşlar. Bu 29.190'ın üzerine çıkması lazım. Orada da kalması lazım. O zaman artık piyasalarda da rally başladı diyorsak 31.619'a kadar gelir hareketler ve oradan sonra da daha da güçlenir diye düşünüyoruz. Bakın işte şöyle burası 31.619 eski bir destek yani orasının kırılmasıyla yükselişler sürer diye düşünüyoruz. Yani bu şekilde piyasayı takip ediyoruz. Yarın şöyle bir şeyim olur. Yani bir belki bir son bir değerlendirmem olur. En azından bizim borsa için bir değerlendirmem olur ama FED konusunda Twitter'dan duyurusunu yapacağım. Buradan da bildirim göndereceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Melis'in kanalında bir değerlendirme yapacağım. Canlı yayında bulunmak istemiyorum FED konularında. Ama Melis'in kanalına da destek olmak istiyoruz. O da sadece FED konularında, FED açıklamalarında canlı yayın yaparım diyor. Başka zamanlarda bir canlı yayını yapmıyor. Peki öyle yapacağız. İşte o zaman bir değerlendirme yaparız. Ama dediğim gibi piyasada çok yüksek volatilite oluyor. Her türlü şeye rağmen altında cuma veya pazartesi günü yükseliş bekliyorum. İşte bugünlük de bu kadar.